Adventure İstanbul'dan merhabalar. Ömer Asal'la birlikteyiz bugün. Kırmızı bir motosikleti var. Bu zaten dikkat çekici. Ömer hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Bu kanalımızın ilk crossrunner tanıtımı. Yani kullanıcı deneyimi. Dolayısıyla motosikleti senden dinlemeyi çok merak ediyoruz. Anlatalım. Motosikletinin teknik şeyi ne? Kimlik özellikleri, yılı, kilometresi. Motosikletim 2015 model, makyajlı yeni kasa olarak çıkan ilk motor. Zaten 2015-2020 yılları arasında üretildi. 2021'de crossrunner olmayacak diye bilgi geldi. 2017'de bir makyaj yemişti. Bu makyajsız hali. Makyajda da değişen şeyler egzoz. Bu yan grenajlarla kafa üst grenajı gövde renginde oldu. Başka da öyle değişen ufak tefek şeyleri var. Amortisörün rengi değişti. O kadar. Onun dışında motor bloğu her şey aynı motorun. Aslında bir değişim değil, makyaj. Kilometresi ne kadar şu anda? Kilometresi şu an 40 binde. 39.900 kilometrede. Benim aldığımda 30.500 kilometredeydi. Yani 10 bin kilometresini sen Evet, yaptın. 10 bin kilometreyi. Üzerine konuşmak için çok iyi bir kilometre. Güzel, evet. Evet. 1,5 yıl oldu zaten. Ben alır geçen Ekim'de aldım. 2019 Ekim'de aldım motoru. İşte bu pandemi falan derken çok binemedik ama yine bir 10 bin kilometre bindik. O anlamda bunları söyleyebilirim. Motorun teknik özelliklerini anlatmak gerekirse, Şöyle yapalım istersen, yani bunu almadan önce hangi motosikletleri kullandın? Mesela tarzını bilelim. Dolayısıyla senin aynı tarz süren insanlar da bu da varmış da diyebilirler onun için. benim ilk motorum, ben 2016'da ehliyetimi almıştım. 2017 yılında da yeni çıkan KTM Duke 250'yi aldım. Çok beğenerek almıştım o dönemde. 250 cc ile başlanabilir şeyle 2-3 tane eğitim aldım ilk başta, eğitim aldıktan sonra. 250 cc KTM ile başladım. Keyif aldım. 9000 kilometre kadar onu kullandım. Sonra bir tarz değişikliğine gitmek istedim. Çevremde çok Yamaha R25 kullanan arkadaşlarım vardı. Dedim bir daha R25'e bakalım. R25'i aldım ama R25'i aldıktan sonra aldım, kullandım ve şunu gördüm. R25 tarzı motorlar benim tarzım değil. Oturuş şekli, kullanım şekli. Ben daha dik oturuşlu, daha konforlu motorları seviyorum. Ama nakedları da, yüksek sisi nakedlar da rüzgar direnci şeye karşı beni çok konforum bozacağı için naked'dan vazgeçmiştim. O yüzden enduro tarzı motorlara bakmaya başladım. O dönemde de artık gündemde genelde Afrikalar, Afrika Twin'ler, işte Crossrunner, hani Honda veya Yamaha markası üzerinden bakmıştım. Tracer 700'ler vardı. Tracer 700'ün teknik elektronik donanım anlamında bazı eksikleri olduğu için onu eledim. Afrika ile Crossrunner'a yoğunlaştım. Orman, dağ yolları, araziye girmeyi de sevmediğim için, Afrika'nın konforu da bunun gibi konforlu gelmediği için bana Afrika'yı denedim ve Crossrunner'ı araştırmaya başladım o dönemde. Ve bunu buldum. Tabiri caizse doktordan dedikleri, doktordan satın aldım. İlk sahibi doktordu. 30 bin kilometreye Beyaz kadar. önlükle ve eldivenle kullanılmış. Evet, uzun yolda kullanılmış. Yurt dışı seyahatlere gitmiş kendisi. Sonra GS 1260 alınca da bunu satma kararı almış. Ben o vasıtayla aldım tanıdıktan. 1,5 yıldır kullanıyorum. Uzun yola gittim. Nereye gittin? Uzun yolda nerelere gittim? Sinop'a gittim. Konya'ya gittim. Eskişehir'e gittim. Edirne'ye gittim. Bir Hani yolcun var mıydı? Sen yalnız mıydın? Bursa'ya eşimle gittim. Onun dışında tek kullandım. Yani birkaç motor gittiğimiz oldu ama eşli olarak sadece Bursa'ya gittim geldim. Eşim de motora biniyor bu arada. Seviyor. Ne Beraber güzel. geziyoruz. Öyle. Onun dışında Yan çantaları var mı? Nasıl? var. Evet. Aldığımda yan çantalar da vardı. Yani Honda'nın kendi Kendi çantaları. çantaları Gövde olacak. renginde. Evet, gövde rengi. Bunun aynı O çok şekilde şık. yan Çok şık. çantaları da var. Ben motora aldıktan sonra aslında çok da bir şey yaptırmadım. Yani elcik korumaları, uzun camı, tur camı, koruma demiri, Hepco Bakır, işte orijinal orta sehpası her şeyi vardı. Ben sadece yağmurlu havalarda çok su sıçratıyor diye ön çamurluk uzatma. Bu arkaya orijinal Honda'nın Hugger'ını koydum, arka amortisör koruma diye. Bir de sis farı taktırdım. Sis farı yoktu. Görünmek için. Evet, bunlar sonradan takılanlar. Onun dışında motor zaten bu haliyle, orijinal haliyle alınmış bir motor. Düzenli bakım Bunda olan TCS var mı? var. Güç Çift kontrolü. kademeli TCS çekiş var. kontrolü var. Kapatabiliyorsunuz ya da çift kademe kullanabiliyorsunuz. 106 beygir güç olduğu için o tarzda bu güçle bir TCS. motor için bence olması Gerekli gereken bir bir şey. donanım tabii. Evet, Tracer 700 elemesi oydu zaten. Peki sevgili Ömer, mesela aldın da R25'ten geçtin.
Oh be, ya şurası ne kadar güzelmiş dediğin ne oldu? Konfor oldu. Konfor. Gidişi oldu. Güç anlamında mı? Güç, evet yani güç. Yani elimin altında, bu arada motor hani 106 beygir, 4 silindir, VTEC teknolojisi olan bir motor ama yani 6500 devire kadar da aslında bir 600-650 cc gibi çok yumuşak korkutmayan, karakterli. Evet yumuşak karakterli bir motor. 6500 devirden sonra motor tabiri caizse önündeki şeyin çıkarttırıp Süpermen gücünü, evet hadi nereye gidiyoruz diyeceği güce geçiyor. Sanki arkadan ekstra bir güçle itmeye başlıyor. Orada VTEC devreye giriyor. O zaman zaten motorun bir anda bir karakteri evet, ortaya çıkıyor. DNA'sı değişiyor. Ya aslında bu motor alan kişi hem aslında uzun yol Enduro'su gibi bir motor almış oluyor. Hem de aslında bir racing motor tarzı bir motor da almış oluyor. Evet. Çünkü onun şeyinde yaşatıyor size motor. Yani başka motorda yok zaten VTEC olan tek motor. O anlamda da beni çok cezbetmişti. Zaten görüntüsü, şekli, şemali çok şık bir motor. Yakışıklı işte LED farları, full LED. İşte rengi kırmızı dediğimiz gibi. Yani cüsseli boyuma da uygun. 1.84 boyundayım. İdeal ayaklarımı yere tam basabiliyor. Ondan sonra yükseltilip alçaltılabiliyor daha fazla. O anlamda boyun iyi. Kaç? Onu 1.84. Sere yüksekliği kaç? 83. 83 cm falan. Peki şeyi sorayım ben. Mesela R25 veya Dük kısa aks aralığı kısa motosikletler nispeten buna göre ve dolayısıyla burada konfor olduğu için daha uzun bir aks aralığı var. Virajları nasıl buldun buna geçtikten sonra? Virajlar oturuş ve kolları iyi kullanma açısından bana çok iyi geldi. Yani şöyle söyleyeyim, tabii bir Dük gibi değil. Çünkü Dük daha çok kolay yatıp kaldırabileceğimiz hafif bir motor. R25 evet racing tarzda biraz daha yatık kullanabiliriz motor ama bu motorlar arasında da belki 4 silindir bir handikap olabilir. 2 silindir motorlarla biraz daha kompresör falan şeyi artılıyor ama yani ben çok viraja girdim. Sürekli hatta bu vakit buldukça Şilava yollarına da gidiyorum sürekli virajlara. Yani beni hiç öyle onlardan yani geri orada bırakacak. Orada aldığım viraj tadını aynen devam ettirdim. Evet 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 yani konforlu bir şekilde hatta alabildim. Yani bir korkutmadı da beni virajlarda hem güvenlik anlamında hem yatış anlamında. Çünkü girdiğiniz şekilde çıkabiliyorsunuz. Motorun şeyi aerodinamiği çok iyi. Yani 5 yıldı Honda'da garanti galiba. Bitti mi? Garanti devam ediyor mu şu anda? Garantisi bitti. Bitti. 5 2000 doğduğu için. Kaç bakım yaptırdın sana geldiğinden beri? Ben ilk aldığımda bir bakım yaptırdım. Hatta lastikleri de Pirelli Angel GT2 olarak taktım o dönemde. Lastikleri işte Road 4 vardı. Yağda dolmuştu. Direkt lastiklerini değiştirdim. Ondan sonra bütün sıvılar, yağları, her şeyi birlikte değişti. Yani 1,5 yıl önce. Nasıl ondan sonra iki bakım daha yaptırdım. İki bakım daha yaptım. İki bakım daha yaptım. Bakım maliyetleri nasıl buluyorsun? Bakım maliyetleri böyle bir motor için kararında. Yani baktığınız zaman yağ filtresi uygun zaten. Birçok motorda aynı maliyette. Onun dışında zaten parçasında bir şey olmadığı sürece motorun maliyeti düşük. Bakım maliyeti. Ve parçasında bir şey olsa bile yani Honda Türkiye bu konuda çok iyi. Zaten Honda'yı tercih etmesi hep denen birisi. En uzun şey verdiği tarih bir ay içinde getiririz. Şeyinde. Son bakımını kaç kilometrede yaptırdın? Son bakımını geçen hafta yaptırdım. Ne kadar ödedin? Neler değişti? Yağ filtresi değişti sadece. Sadece? 450 lira verdim. 450 TL. Evet. Evet. Bu tarzın dışında ya şu tarzda mesela bir sport'a yine biner misin? Mesela R25'te denedin. Ya şöyle söyleyeyim. Süper sportlar benim tarzım değil. Yani o kullanım tarzı yani ben sürekli böyle gazlıyım tarzında bir karakterde değilim. Evet motor güçlü mü? Güçlü. Top speed'ini denedim mi? Denedim. Onu da baktım. Ama hani ben daha çok uzun yolda belli bir konforda belli yolda olmayı daha evet, çok seviyorum. Seviyorum. Evet yani şey bir de racing tarzı motorlarla şehir içine çok girdiğiniz zaman o bunun hareket kabiliyeti onlardan daha iyi olduğu için o şeyi alamıyorum. Yani günlük kullanıyor musun? Günlük kullanıyorum evet yani işte, işte falan. Yok veya işte İstanbul içinde. İstanbul yani işte kullanmıyorum ama hafta sonları, işte hafta içi akşamları günlük kullanabiliyorum. Trafiğe de giriyorum. Hani gittiğim zaman E5 trafiğine, Kadıköy trafiğine beni hiç üzmüyor o anlamda. Her yere girip çıkabiliyorum. Zaten motor cüsseli, işte farları çok fark edilir bir far yapısı var. Hani araçlar zaten sizi görüyor, yolda çekiliyor. Şimşek etkili dediğimiz uzun farları var. O da çok dikkat çekici. Akşam yaktığınız zaman bütün arabalar arkadan ne geliyor falan diyor bakıyor. Zaten sis farlarını da yaktığınız zaman inanılmaz bir fark edilme var. Aynı adam akıllı. Motorun Ömer en çok sevdiğin 3 şey nedir? Ya şu 3 özelliği benim çok hoşuma gidiyor dediğin şey nedir? Bir kırmızı mı? Tasarımına
bakarsak evet, rengiyle birlikte tasarımı çok hoşuma gidiyor. Tasarım. Evet, birincisi tasarımı. İkincisi aydınlatma teknolojisi. Hani birçok motor kullandım. Arkadaşımın motorlarını da bilmem ama bunun gibi gece aydınlatan motora çok görmedim. Hani baktığın zaman çok iyi bir aydınlatma sistemi var. Üçüncüsü de bu VTEC teknolojisi. Hani iki, başka bir karakterli motor. Evet. Çift karakterli. Yani birçok arkadaşım ikinci motor olarak başka motor ne alabiliriz? Ya yani motor enduro evet güzel ama başka bir motor da alayım diyor ama ben hiç öyle bir ihtiyaç duymadım. Çünkü motor benim hem enduro hem racing hem naked yani hepsini karşılayabilecek nitelikte güzel bir motor baktığın zaman. Peki keşke şurası da şöyle olsa dediğin üç şey nedir? Şurası da şöyle olsa diyeceğim. Ya şu özelliği de olsa motorumun. Keşke bir 30-40 kilo daha hafif olsaydı. Hafif olsa. Birincisi. Evet, yani çünkü boş ağırlığı 242 kilo. Sıvılarla, yan çantalarla motor daha da ağır oluyor. Evet. Çok ağır olunca da evet uzun yolda belki çok hissetmiyoruz ama şehir içinde dar manevralarda biraz insanı yorabiliyor. Ya da bir yere girdiğim zaman yani artık eski motorlarımda düşünmez bunu ama bunda bir yokuş aşağı bir yere park ettiğim zaman acaba burada önüme bir şey gelse geri çıkartabilir miyim diye düşünüyorum. O yüzden park ederken de onu dikkat ederek park ediyorum. Bir kere başıma geldi çünkü yardımla çıkardım geri oradan. Başka bir şey var mı şu özelliği de olsa? Yok onun dışında bir şey yok. Hani baktığın zaman motor her anlamda iyi. Hani yakıtını genelde bana sorarlar. İşte 4 silindirli, işte VTEC'li çok mu yakıyor motor diyor. Ne kadar yakıt ortalaması? Şöyle söyleyeyim. Uzun yolda böyle 120, 130, 140 bandına gittiğiniz sürece çok VTEC devreye gelen. Bu arada VTEC 140'da falan açıyor. 6500 devirden sonra açıyor. VTEC. Evet o da 140'a falan denk geliyor ortalama aralığı. O devir aralığını korursanız ortalama 5.2-5.4 yakıyor. Zaten 20.8 litrede deposu var baktığınız zaman. 400 da, kilometre. Evet 400 kilometre. 410 kilometre rekorum var. 410 kilometreye kadar uzun yolda kullandım. Sonra yakıt aldım tabii. Ama şehir içinde ortalama kullanımlarda da 6.5 litre benim ideal kullanımım. Genelde 6.5 litre yaktırıyorum. Böyle biraz gazlayayım, ırçınlık yapayım dediğim zaman işte VTEC'li, bol VTEC'li kullandığım zaman da 8-8.5-9'lara kadar çıkartabiliyorum. O, gayet normal. Yani evet, bu segmentte bu üçlü motor için normal. Top speed'i nedir? Ne kadar hız yaptın, denedin? Şöyle, çantalı bir hızlandım. Çantalı hızlandığımda... Top speed'e kızanlar oluyor, haklılar vallahi. Azami hızı, en çok yapabildiği hız ne kadar? Şöyle, fabrika verileri 240 diyor. 240'a kadar sorunsuz çıkıyor diye söyleniyor. Ben çantalı olarak 215 km, 220 km'ye çıktım. 220'lerde böyle çok hafif sanki çantadan dolayı bir şey oldu ama çantası da aerodinamiği çok bozacak bir çanta değil. Hani güzel bir çanta yapmışlar. Kızaklı gibi. Resmi bir çanta. Evet. Official. O yüzden hani böyle dik çantalar biraz daha aerodinamiği bozabiliyor ama bu çok bozmuyor. 220'ye kadar stabil gidebildim. Sonra bir çantasız denedim. Çantasız da 230-235'lere kadar çıktığım oldu ama o çantalı çantasız da çok kullanmıyorum. Genelde hep çanta takılı oluyor bende. Ön cam orijinal mi? Değil. Fabrika. Daha mı kısa fabrika camı? Fabrika camı daha kısa. Elcikler de sondan takılmaz bunda. Elcikler Honda'nın mı, evrensel bir elcik yok mi? O da GP Composite'in tasarladığı bir elcik. Evet. Şık tasarlamış. O şekilde. Aynalarını nasıl buluyorsun? Aynalar titreşim yok motorda. 4 silindirden dolayı açısı da çok iyi. Hani ben gayet arkamı net görebiliyorum baktığınız zaman. Aynada da bir sıkıntısı yok. Şey iyi. Evet. Peki şeyler, amortisörlerin kıvamı nasıl? Ayarlanabilir mi amortisörler? Amortisörler evet. Ön amortisörleri ayarlayabiliyoruz. Arka amortisörleri de ayarlayabiliyoruz manuel olarak. Ben orta bir sertlikte bir ayarda bıraktırdım. Hatta ben motorun yılından dolayı birçok kişi buna dikkat etmiyormuş ama ben Honda Türkiye ile de görüştüm. Amortisör yağ veya keçelerini değiştirdim geçen 6 ay öncesinde. O da bir ekstra bir şey getirdi. Ne kadar tuttu mesela bu? 800 lira verdim yetkili serviste. Dışarıda da aşağı yukarı aynı paralarda zaten. O da hem amortisör ömrünü hem konforunu arttırdı. Çünkü 3 yıl diyor kitapçıkta. 3 yıldan sonra değişmesi öneriliyor. Amortisör önemli. İlla kaçak maçak olmasını beklemeden 3 yılda olduğunda değiştirin diyordu. O yüzden değiştirdim. Peki Ömer, bundan sonra şunu deneyeceğim diye niyet ettiğin ve hayal ettiğin bir motosiklet var mı? Yani Honda benim İsteyeceğim tarzda bir motor henüz çıkarmadı. Bundan sonrası için söylüyorum. Afrika'da dediğim gibi tarzıma çok uymadığı için bir de çok konforlu gelmediği için düşünmüyorum. Öbürlerinde zaten Goldwing'ler var. Goldwing'lerde zaten hem yaş olarak hem tarz olarak uymuyor. O yüzden Honda dışına çıkmam lazım. Honda dışına çıkarsam da aslında buna benzer ve bu konforu aratmayacak bir motor bulabildim ben. Triumph Tiger 1200.
Onun da işte Triumph olmasından dolayı bir tedirginliğim var. Onun dışında o motor da bunu aratmayacak. Motosikleti tarz. Beğeniyorum da markayla ilgili kaygılar evet, var. Evet yani sonrası aldıktan sonrası yani bir Honda bir Yamaha gibi olmayacağı için acaba aldıktan sonrasında neler yaşarım? İşte deminki anlattığım gibi parçası bir ayda gelebiliyor en sıkıntılı parça olsa bile. Acaba orada şimdi hep söylentiler var. İşte 3 ay beklersin, işte 5 ay beklersin, işte şu kadar mal olur gibi. Onun dışında motoru beğeniyorum hani. O sonuçta Triumph kalitesi o da. O var. Onun dışında da hani baktığım zaman çok öyle beğendiğim bu tarz bir motor yok. Diyelim ki 3 tane motosiklet alma hakkım var yani. Garajında bu var, Crossrunner'ın var. 2 tane daha hangisi olsun isterdin? Biri Tiger mı? Bu varsa Tiger'a gerek kalmayabilir. Gerek kalmaz, evet. 2 tane daha koy motosiklet. 2 tane daha koyarsak birisi GS1260 tarzı bir motor olabilir. Onu da merak ediyorum. O olabilir. Onun dışında diğer motor da yani Naked tarzında bir motor olur. Naked tarzında. Cadde motoru. Evet, cadde motoru. O da Honda CB1000R tarzında bir motor. Hmm. Yuvarlak farlı. Evet, yuvarlak farlı. Naked. Çünkü Naked'ın da farklı bir tarzı var. Hoşuma evet. gidiyor. O şekilde olabilir. Evet. Çok teşekkürler Ömer. Motosikletin teknik özelliklerine çok değinmedik. Zaten çok bilindik bir motosiklet. Teknik özellikler, spesifikasyonlar rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir şey ama biz daha çok Ömer Asal'ın kullanıcı tecrübesini önemsedik ve nasıl bir tat verdiğine, neler beklediğine, beklediklerini alıp alamadığına odaklanmaya çalıştık. Çok teşekkürler. Ayağına sağlık. Ben teşekkür geldin. Bu güzel günde bizi ziyaret ettin ve motosikletini anlattın. Yani, sana ve bu kırmızı Crossrunner'a teşekkür ediyoruz. Aynen. Alacak arkadaşlara son sözüm. Çok dengeli, çok konforlu. Alıp sonra satmak istemeyeceği tarzda bir motor. Bunu da söylemiş olayım. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Bir de neydi? Çan mıydı? Bir de çan vardı değil mi? Evet. Hoşça kalın.